Makinenin hem şu ipini değiştirdik. Orası kopmuştu. Hem de zembereğini yerinden çıkmıştı. Onu taktık. Şu anda tamir ettik güzelce. Merhaba arkadaşlar. Bizim şöyle bir soğan kesicimiz vardı. Bu şekilde. İpi koptu. İpini değiştirmek için kafasını açtık. İçerisindeki zemberek de boşalmıştı. Onu eşim tamir edecek. Eğer sizin başınıza da böyle bir şey gelirse nasıl yapacağınızı, biz nasıl toparlayacağız bu makinayı, onu göstereceğiz şimdi. İpini değiştirdik. Şu kapak açılıyor zaten. Kapağı açtıktan sonra ipini değiştirdik ama çalışmıyor. Şöyle çekiyorum, yine çalışmıyor. Onun zemberek kısmı boşalmış. Onu eşim yapacak. Şimdi tamirine başlayalım. Şimdi kapağını açtık makinamızın. Bu yan taraflardan bıçağın ucuyla çıkarıyoruz. Tüm parçalarını tek tek kenara alıyor. Eşim tamir ediyor. Ben de sizlere biraz fikir olsun diye çekim yapıyorum. Bu orta kısımdaki vidayı da çıkarıyor. Zemberekten yerinden çıkmış. Zemberek çıkmış yerinden. Daha doğrusu üstüne konduğu parça zemberekten çıkmış. İpi sarmıyor. Bizim sorunumuz bu. Şu dişi, şuradaki dişi o zembereğin içine geçirmeye çabalayacağım. Ha, evet, o kenardaki dişi. Zemberin yuvarlak yerine mi? Şuradaki. Evet. Tamam. Vidayla da, tornavidayla da şey yapabiliriz. İnce uçta her şey olur. Çünkü oradaki oraya girmediği sürece zemberek devamlı. Evet, oraya girmediği sürece zemberek çalışmaz. Döndürmez. Evet, ipi nasıl yapacaksın? Ha, ters tarafına mı? Zembereğin tersine mi? Evet, ipini de oraya saracak. Ayrıca olarak saracağız. Evet, elimizle dolayacağız. Bu benim çok işime yarıyor arkadaşlar. Basit görünmesine rağmen soğanları, cevizleri, sarımsağı, her şeyi, biberleri özellikle hemencecik doğrayıveriyor. Rahat bir alet yani. Evet, ipi de oraya doluyoruz. Hem çekim yapıp hem de tamir yapmak biraz zormuş. Net göstermek için uğraşıyoruz ama bilmiyorum gösterebiliyor muyuz? Evet, oraya yeteri kadar ipi doladıktan sonra vidasını sıkıştıracağız. Bakalım, bir sonra deneyeceğiz bakalım. Evet, deneyeceğiz. Çıkardığımız, söktüğümüz işlemlerin tam tersini yapıyoruz şimdi de. Tek tek çıkardık. Şimdi tek tek yerine takıyoruz onları.
Şimdi şu ipini kısaltacağız. Düğümü açıp düğümü şuraya kadar getireceğiz ki ip fazla şey yapmasın, elimizde kalmasın diye. Çok az. Hop, hop. Evet, oldu. Şimdi şu diğer parçalarını takalım. Nasıl yaptım? Birini bir tarafa, birini bir tarafa takıyorsun şeylerin uçları. Evet. Sonra şurada kancalar var. O kancaları da kancaları da o oradaki karşı deliklerine. Deliklerine, karşı deliklerine bastırarak yerleştiriyoruz. Takıyoruz. Evet. Hı. Benim robotum hazır. El robotu bu arkadaşlar. Çok güzel. Almak isteyen arkadaşlara tavsiye ederim. Makinenin hem şu ipini değiştirdik. Orası kopmuştu. Hem de zembereğini yerinden çıkmıştı. Onu taktık. Şu anda tamir ettik güzelce. Evet arkadaşlar, böyle küçük aletleri bozulduğunda atmayın. YouTube'da çok videoları var. Biz de başka arkadaşların videolarına bakarak tamir ettik. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın.